dedikleri bir gelenek vardı. Sizce bu gelenek bugün modernize edilseydi başka bir Türkiye... Valla köy enstitülerine ağlamak bir adet oldu Türk toplumunda. Büyük saygım var. Çünkü iyi çalışan bir müesseseydi. Halk Partisi kurdu, Halk Partisi de kapattı. Tamam mı? Hiç DP'yi falan beklemeyin, öyle masal da okumayın. DP'lileri beklemedi. Yani erkenden kapattılar. Hasan Ali Bey'den biraz evvel tasarımdaydı. Hasan Ali Bey bunu kurdu sayılır. Etrafında arkadaşlarıyla Tonguç. Tonguç Bulgaristan göçmenidir. Ve muhtemelen bu Calçın Küçüğün bir teorisidir ve doğrudur. İstanbul İSKİ vardı biliyorsunuz şeyden, Sankof'un faşist darbesinden evvel Sosyalist Çiftçi Partisi'nin başkanı ve başbakan Atatürk'le de arası iyiydi. İstanbul İSKİ devrinin önemli bir şeyidir Bulgaristan'da köy enstitüleri, köye eğitmek. Bulgarlar çünkü elit eğitimden çok ortalama eğitime önem verirlerdi. Mesela hekim yetiştirmez, veteriner, çoban yetiştirir. Mühendis diye Rusya'ya adam yolladılar Çarlık devrinde Bulgarlar. Mühendis diye çarkçı ustası falan geldi. Çok da iyi oldu. Yani böyle köy öğretmeni ilk önce, profesörden evvel bir faydası vardır. O öyle bir sistemdir. Şimdi bunu tatbik ettiler. Bu tabii ki iyi gitti. Yani bir sürü insan bunu bilir. Şimdi bunu AK Partisi kapattı. Fakat hiçbiriniz eğitim enstitülerinden söz etmiyorsunuz. Bu çok ayıp. Eğitim enstitüleri. Gazi Eğitim Enstitüsü, Çapan, Balıkesir, Bursa. Bunlar çok önemli eğitim enstitüleri. Buca galiba değil mi? Bir de o var. Efendim bunlar muhteşem müesseselerdi. Bunların hocaları çok enteresan insanlardı. Ve mesela ben biz gramer öğretmekten ve edebiyat bahsetmekten hiçbir şey yapmıyoruz ilk tarihte dedi. Halbuki Gazi Eğitim'den gelenler şakır şakır İngilizce, Fransızca neyse bölümü konuşuyor falan. Çok önemli, iyi öğretmenlerdi onlar. Bunu benim küçük kız kardeşim ezberlemiş. Gitmiş demiş ki filolojideki bir kıza trende. Siz hep gramer öğreniyormuşsunuz, hiç konuşamıyormuşsunuz. Ya böyle bir okullardı bunlar. Mesela benim hayatımın en iyi öğretmeni sorsan. Ne Halil Hocam'ı söylerim, ne bilmem Titse'yi söylerim. Hiçbirini söylemem, hatta çok çok iyi bir hoca olmasına rağmen Mübeccel Hanım'ı bile söylemem. Ortaokulun son sınıfında bize Türkçe edebiyat öğreten Türkan Bengisu'yu söylerim, eğitim enstitüsüydünüz. Bunun kadar pedagojik yeteneği yüksek, bunun kadar bir takımla bize çağdaş edebiyatı öğretti ve ondan sonra biz görmedik liselerde edebiyat dersleri. Çağdaş edebiyata kadar gelir takılır. Yetiştiremezler bilmiyorsa politika mı bilmiyorum. Kadın biz ortaokulda anlatıyordu bunların hepsini olduğunu. Ve böyle derse katıyor. Şimdi bu tip okulları kapatan da gene maalesef kapatmadı. İçine eden Halk Partisi oldu. Onu da söyleyeyim. Yani 3 ayda öğretmen mezun edeceğim diyorlardan öylelikle anarşi yönleyeceklermiş. Ne kolaydı yarabbim yani. Till Eulenspiegel hikayesi derler. Till Eulenspiegel bir Alman şeysidir. Kurnazıdır halk edebiyatında. Şehir meclisine diyor ki 3 haftada halledeceğim. Hastaneniz boşalacak, bütçeniz rahatlayacak. Yap diyorlar. Gidiyor diyor ki hastalara. Şimdi diyor bir ilaç bulacağım, hepinizi iyileştirecek. Yalnız ilacın ham maddesi bir insan kemik ve ciğer olması lazım. Onun için de şu en kaçamayanınızı, en zavallınızı kurban edeceğim bu işe. Düdüğü çalıyor, herkes kaçıyor gidiyor.
Hastane işte diyor, boşaldı efendim diyor. Benim bizim eğitim fakültesini böyle yani halledildi. Sonra onları eğitim fakültelerine çevirdiler. O Atatürk'ün zamanında Mustafa Necati Ekolü'nün kurduğu muhteşem eğitim enstitüleri gelince, İşte niye ortaokul öğretmeni arıyoruz falan diyorsunuz da daha çok ararsınız. Bunu da unutmayın derim. Köy enstitüsü kadar oldu mu? Yani çok iyi. Evet. Galiba herkes kendi şeyini söyledi işte bunu kapatan da CHP'ydi diye ama bizim... Kapatan değil, tam manasıyla bitirdi işi. Ondan sonra bitti. Ondan sonra o aradığın öğretmeni zor bulursun yani, onu söyleyeyim size. Hocam aslında mesela Osmanlı padişahlarına da baktığınızda hani... Yani ben Demirel'e şunu söyleyeyim. Efendimiz dedim, bugünkü eğitim enstitülerinden çıkan öğretmenlerle ortaokulu okusaydınız Sparta'da ve Afyon Lisesi bugünkü gibi olsaydı sen zor girerdin teknik üniversiteye. Doğru. Yani biz köylü çocuğu evet dahi her yerde çıkar. Yaylada da, köyde de, kasabada da ama onu bir yerde yakalaması lazım toplumun. Cumhuriyet buydu. Eşitlikçi toplumdu. Bakın gidin şey okuyun. Eğitim sistemimiz umumiyetle eşitlikçidir. Yani bütün Avrupa imparatorluklarının içinde Osmanlı'ya bakarsanız kapıya çarıkla giren çocuğu hamama sokarlar, kulenin talebesi olur, zabit olur. Efendime söyleyeyim, öğretmen okuluna dahil muallimin ya, muallim ata girer kızsa, kız öğretmen okulumuz vardı. İşte bilmem Darülfünun'da ilk defa burs verilmeyi parçalandı, 1900'de kuruldu. Ondan evvel bütün o baytar mektepleri, mühendis mektepleri, herkes oraya bursla okur, kılık kıyafet giydirilir. Şimdi buna rağmen bu çok eşitlikçidir. Siz Nermin Abadan hocanın nehir söyleşisini okuyun. Yani bir Macar baronesle bir aristokrat hatunla İzmirli bir keresle tacirmin kızı baba ölünce güm diye bitiyor haline, hiçbir şey idare edecek hali yok sayın baronesi. Nermin Hoca 14,5 yaşında kendisini sefareti celile yatıyor. Ben Türk'üm diyor, Türkçesi bile doğru dürüst değil çünkü hep bir yana bu da peşte geçinmiş o vakte kadar. Bey hiç beye beni gönderirsiniz diyor, Türkiye'ye gitmek istiyorum orada okuyacağım diyor. Bey hiç beyemem pasportunu hazırlatıyor, 3. mevki biletleri alıyor, para yok. Trene, vapura falan. Fakat bir sürü de mektup veriyor. Tren, şef trene. Bu kız 3. mevkide ama orada oturmayacak. Restoranda oturtarak götüreceksin. Ve bir yemek vereceksin. İşte istasyona iniyor, Sirkeci'ye, karakola. Bunu derhal vapura götüreceksiniz. Mevkulu. İşte vapurun kaptanına bir mektup. Güvertede bu kız gidemez, buna yemek masasında oturacaksın, kaptan masasında oturan dokunulmazmış falan. Ve kız sonunda maalesef İzmir'de kendisini besleyecek bir muhit de bulamayınca kapağı kız lisesine atıyor. O kız lisesinden her sınıftan, orta sınıftan, alt orta sınıftan, Nermin Hoca gibi böyle çok çaresiz kalandan 4 tane kadın profesör çıktı o sınıftan. 3'ünü ben biliyorum, 3'ü benim hocam oldu. 4. olamaz, 4. matematik profesörü. Yani o bakımdan bu böyle bilendir. Yani burada Polatlı'dan gelen şey de okur. Söyle Gazi Yaşar gibi. Atatürk Lisesi'nde efendime söyleyeyim, ailesi hakikaten büyük bir ekonomik yıkıma uğrayan benim sevgili hocam Halil Nalçık da okur. Balıkesir Öğretmen Lisesi falan ama o zamanki Balıkesir başka bir şey değil, tarih. Ve işte dünya çapında adamımız olur. Bunlar okur, bunu bu Türkiye yaratır. Bu çok önemli bir eşitlikçi eğitimdir. Bu bugün yok. Bu toplum burada çok dizini döver. Aklınızı başınıza toplamak zorundasınız, tamam mı? Böyle hiç yani bir şey tutturmuşlar.
Kimseye karşı değiliz. Paralıydım bu memlekete böyle gelmek. Satali Hussein'in gide paralıydım diye. Ne bileyim, Coşkun Kırsan'ın babasının kurduğu yeni kolej de öyleydi. O bir idealle kurulur. Bir başka kapıdır o. Bir başka idealin, felsefenin geçirdiği bir yerdir. Onun için bu okul meselesi Türkiye'nin en büyük problemi. Başka hiçbir derdimiz yok. Bütün dertlerimizin hepsi psikosomatik. Ama eğitim öyle değil. Bunu ben size burada belirtiyorum. Çok açık. Sloganla falan yürümez bu iş. Her kademesinde bir facia yatıyor. Her safhasında eğitimin parlak bir tarihi yatıyor. Dünyada görülmemiş örnekler var. Ve her safhasında da müthiş bir çöküntü yarıyor. Bir fen liseleri kurduk. Müthiş insanlar çıkardı. Bugün ne yapıyor bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. İmam hatipler bile kurulduğu zaman başka türlü. Şimdi başka türlü. Onun için ciddiyetle eğileceğimiz bir konu bu. Maalesef hiçbir partinin ciddi bir problemi